Bugün Adliye Binası konferans salonunda yapılan seçim öncesi avukatlar olağan genel kurul toplantısında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda baro başkan adaylarının konuşma yapıp yapmaması konusunda avukatlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Şimdi genel kuruldan İsmet Baran, Ümit Tosun, Sahip Özdemir ve Mehmet Aslan imzalı divan başkanlığına bir önerge verilmiştir. Aynı şu şekilde söylüyor. Baro başkan adaylarının program veya yapmayı düşündükleri icraatlardan kısaca bahsetmeler için divan başkanlığının kendilerine bu konuda söz vermesini saygılarımızla arz ederiz. Bir baro başkanlığı seçimi. Kendileri söz almak istedi, ittifakla söz almak istemediler. Diğer bölümlere geçen diye böyle bir teklifler oldu. Kaldı ki baro başkanlığı icra makamı değildir. Evet. Burada yapılacak. Belli işler vardır, baro temsil makamıdır. Yani yapılacak işlerden bahsetmeseye zorlamaz arkadaşlarımız sıkıntıya sokacaktır. Ben bunu bildiğimi açıp sunuyorum, aday arkadaşlarım da burada duyuyorlar. Davetlerim kabul ediyor. Şimdi başkanım zaten şeye sunacak, oya sunacak. Tamam, yapma sorunu değil, arkadaşlarımın böyle bir talebi yok. Başkan adaylarım böyle. Talep olmayabilir de biz de isteriz yani. Yok, biz de bilelim. Yok, sakin olmaz bu arada. Talep de yok. Genel kurulu, genel kurulu. Yönetim karar verir mi? Talep de yok. Genel kurulu. Yönetim karar verir mi? Sunum, sunum. 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 Şimdi verilmiş bir dilekçe var. Yani bir önerge var. Bu yazılı bir şekilde verilmiş, şifahi olarak söylenen bir şey değil. Bunun için bunu oylarınıza sunmakla divan heyeti yükümlüdür bir yerde. Eğer genel kurul tamam yapsınlar, evet derlerse gelecekler buraya. 5'er dakika sure vereceğiz. O sure içerisinde kısaca şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle hareket edeceğim, böyle hareket edeceğim, baronun menfaatlerini koruyacağım, bilmem şöyle, bazı ne kafasında varsa yapmak istediği elbette ki bir düşünceleri vardır, öyle tahmin ediyorum. Baro başkan adaylarımız konusu gayet normaldir yani şimdi arkadaşlar ya şimdi. Şey olarak, yönetim kurulu olarak, genel kurulu olarak biz arkadaşların konuşmaması yönünde oy bildirirsek yani bize yakışacak bir yönetim olmaz mı? Yani senin isteğin. Başkanım bir şey söyleyeyim. Konuşmasa canı sensin. Yani aday konuşmayan mısın? Konuşmuyor bak bize konuşuyor. Konuşmak istemeyeceğim saygı. Yok mu ayrılır? Bir baro başkan adayının konuşmamasını genel kurul oy bildiğiyle kararlıysa olacak iş değil yani. Dizayn demek. Dizayn demek. Neyse öyle yayınlamak. Şimdi ben söz vermeden lütfen konuşmayın. Kime söz veriyorsa divan, kime söz verirse onunla konuşsun. Erken. Başkanım biraz önceki buyurun. Sizin öneriniz doğaldır. Yani genel kurul olduğu için ilk önce faaliyet yıllık raporları ve diğer şeylerin yapılsın. Eğer genel kurulumuz ve arkadaşlarımız olursa genel kurulun sonundaki arkadaşlar bir sonraki temsil makamındayken yapılacak icraatların talep ediyorlarsa bir açıklamaları daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Tamam, teşekkür ederim. Yani bir adayım kendini diğer adaylardan ayıran neyi vardır? Vaatleri var, yapacağı işler var. Ne demek yani biz konuşmaya anlayacak? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki aday çıkacak, beni diğer adaylar ayıran şu özelliğim var diyecek. Bunu demediği zaman adaylık diye bir söz konusu olabilir mi? Evet. Ya bunu biz karar verdik, konuşmayacağız. Bana göre çok yanlış. Bülent Bey buyurun. Sayın Divan Başkanım, şimdi adaylarımız bu seçim sürecinde zaten çalışmalarını yaptılar. Bunu hepimiz haberdarız. Yani bürolarımıza sağ olsunlar geldiler, çaylarımızı ikram ettik. Ve geldiklerinde susmadılar. Neticede yapacaklarını, vaatlerini, çalışmalarını ne olacağını bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı özetlediler. Toplu halde bırakın, birebir muhatap alarak zaten bizlere anlattılar. Bunları toplu halde tekrar burada anlatmak istememeleri normal. Çünkü zaten konuştular bizimle. Burada tekrar sanki bir siyasi rekabet ortamı oluşturuyormuş gibi bir hava yaratmaya gerek yok. Yani bunlar bakalım yarışsınlar gözünüzün önünde diye genel kurulun bir beklentisi yok. Biz bunları yarıştırmak için burada seyretmiyoruz. Neticede birebir görüştük, hepsinin ne yapacağını biliyoruz az çok. O nedenle bunun oylamaya sunularak genel kurulun önce bir iradesinin görülmesini, irade sonrası konuşmalar yönünde oy çıkarsa yaklaşımları ne, konuşmak istiyorlar istemiyorlar, ona göre tartışalım. Önce bir genel kurulun iradesini görelim istiyorum ben. Tartışmalar sonucunda 22'ye 23 oyla aday avukatların konuşma yapmalarına karar verildi. Kabul edenler falan kalmışsınlar.
dönemdir Kırşehir Baro Başkanlığı'nı yürüten Avukat Gökhan Maraş, görev süresince yapmış oldukları faaliyetleri katılımcıların bilgisine sundu. Kırşehir Barosu şu anda Türkiye'de bilinen, görüşlerine itibar edilen barolardan bir tanesidir. Bütün kongrelerde, Anayasa Mahkemesi üyesinin seçiminde, insan hakları üyelerinin seçimlerinde baro olarak bizim baromuz etkili olmuştur. Baro başkanı olarak ve yönetim kurulu üyeleri olarak yapılan bütün tenkitlerden istifade etmeye, onları değerlendirmeye çalıştık. Bazen tenkitlerin ölçüsü kaçıp bizi inşaat bekçisi ya da inşaatla meşgul bir kişi seviyesine düşüren tenkitleri bile sabırla dinledik. İşin çekişme noktasına getirmemeye çalıştık. Baro başkanı bir temsil makamıdır. Baro yönetimi bir temsil makamıdır. Kendi birliğimizin ve kurumumuzun yapılacak işlerini, kendi iş denetimimizi sağlar. Zaten şu anda Kırşehir Barosu tamamen yerine oturmuş arkadaşlarımız bu işi daha da ileriye götürecek ve iyi temsil edilecektir. Bunun bilinmesinde ben fayda görüyorum. 110 üyesi bulunan baronun genel kurul toplantısına katılımın az olması göze çarptı. Genel kurul toplantısına Divan Başkanı Avukat Aydın Kocaman tarafından boş koltuklara dikkat çekildi. Baro Başkanlığı için Mehtap Karaburçak Tuzcu, Ahmet Emin Güneş, Bilgehan Altaş ve Çağlar Baltacı'nın aday olduğu seçimde Çağlar Baltacı 11 oy, Bilgehan Altaş 20, Ahmet Emin Güneş 31 oy alırken Mehtap Karaburçak Tuzcu 37 oy alarak baro başkanı oldu. Kırşehir Televizyonu olarak Karaburçak'a görevinde başarılar diliyoruz.